Merhabalar herkese arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum kimler var yayında kimler yok bu yayını ilk kez yapıyorum ee, her şeyin ilki zordur derler ben de şu anda herhalde o zorluğu yaşayacağım ama zaman içerisinde herhalde bu zorlukların üzerinden de üstesinden de gelmeyi herhalde başaracağız ee, benim ismim benim ismim Yavuz Bağcı ee, Lüleburgazlıyım. Gazlıyım. Ee, Network Marketing e, sektörüne benim adım atmam 1997 yılı. Ee, üniversitede öğrenciyken, 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken e, ilk kez Network Marketing'in ne olduğunu tanıdım. E, bir izne gelmiştim, e, tatile gelmiştim Lörgaz'a. Ablamın bir arkadaşı, e, ablamın bir arkadaşı... Sa Ses az. Ses az. Bilmiyorum, herkeste az mı? Şöyle yapsam daha iyi olurum mu bilmiyorum. Ablamın bir arkadaşı, e, ablam söyledi. İşte böyle böyle yeni bir şey, böyle böyle bir iş var dedi. İlgimi çekmişti. E, bana tabii o zamanlar şimdiki gibi internet e, şeyi yok, teknolojisi yok. E, ondan sonra e, kasetler bırakmış ablama. O kasetleri ben dinledim. İlk dinlediğimde tabii ki, e, ilk dinlediğimde çok fazla e, ne diyeyim ilgimi çekmedi desem biraz yavan kalacak bu şey e, bu söylem de. E, hani Eric Auerbach der ya e, şeyden hepimizin zihninde bir filtrele, filtreleme var. O filtrelerden geçmemişti. Yani işte lüks hayat, yatlar, katlar, lüks arabalar vesaire. E, bu tür şeyler e, çok ilgimi çekmemişti açıkçası. Ancak e, ikinci gün ben neden neden bilmiyorum o kasetleri dinlemeye devam etmiştim. E, i̇kinci gün e, şu soruyu sordum ben kendime. Dedim ki sen e, reaksiyonel olarak e, bir tepki gösteriyorsun şu anda. Reaksiyon gösteriyorsun. E, ve kendi kendime dürüstçe şu soruyu sordum. Sen kimsin ki? Yani adamlar sonuçta e, böyle bir lifestyle ortaya koymuşlar. Bir araştır bakalım neyin nesiymiş. Neyse araştırdım arkadaşlar. İşte e, o zaman... E, Ilgimi en çok çeken başlıklar benim şunlardı. Ee, tabii notlarıma da bakıyorum bu arada. Sıfır sermaye olması benim için çok önemliydi. Sıfır sermayeli bir iş. Tabii ki ileride hayatımın ileriki dönemlerinde kendi işimi kurma şeyim vardı, özlemim vardı. Bir şekilde bunu yapacaktım. Ee, sıfır sermaye olması ve sıfır risk olması. Yani özünde bakarsanız en önemli şey buydu ilgimi çekmişti ee, ve ilk baş ilk başta e, şeye de kulağa da hoş geliyordu ve o şekilde 97 yılında başladık ee, tabii ki şey olması sermaye işin içinde sermaye olmaması veya sıfır riskli bir iş olması demek her zaman Bizlerin o işte başarılı başarılı olacağı anlamı çıkmamalı bundan. Ben de bunu biliyordum. Yani tamam işin içinde sermaye yok, tamam bir ana para yok, risk de yok. Ancak mutlaka bir şey olmalı. Yani bir katma değer olmalı, bunun karşılığında bir şey olmalı. Onları o zaman ne olduğunu anlayamamıştım. Yıllar sonra anlamaya başlıyorsunuz. Yani yıllar geçtikçe anlamaya başlıyorsunuz. Şu an geldiğim noktada ancak anlayabilmiş durumdayım. O şuydu arkadaşlar insanlarla doğru bir şekilde iletişim kurabilme becerisi. Yani bir işin içinde eğer sıfır, sıfır sermaye varsa size sıfır sermayeden bahsediliyorsa veya da sıfır riskten bahsediliyorsa eğer bunlarla yer değiştiren mutlaka bir şey olmalı. O şey insanlarla doğru bir şekilde iletişim kurabilme becerisi. Bu bir, iki insanları yönetebilme becerisi. Bana sorarsanız eğer bu. En önemli şey günümüzde günümüzün değişen ekonomik yapısında ek ekonomik coğrafyasında en önemli şey insanları hızla zenginleştiren en önemli iki şey eğer bana sorarsanız bu insanlarla doğru bir şekilde iletişim kurabilme becerisi bu bir iki insanları yönetebilme ya da e, herhalde şöyle bir şey desem abartmış olmam hükmedebilme yani çekip çevirebilme hızla bir araya getirebilme veyahut da insanlara aynı anda aynı hareketleri yaptırabilme becerisi. Tabii ki başka faktörler de vardı. Zaman, zaman önemliydi. Yani işin içinde sıfır sermaye varsa, sermaye yoksa daha doğrusu eğer sermaye istenmiyorsa sizden, risk de almıyorsanız eğer mutlaka bunun yerine bir şey koymak durumundasınız. Bunlardan bir tanesi zaman. Zamanınızı koymak durumundasınız. Eforunuzu koymak durumundasınız. Bu her, her işte geçerli. Zaman ve şey, efor. Ve e, bu söyleyeceğim şey her işte geçerli değil. Kopyalama. Diğer bir deyişle zaman kaldıracı. Eğer zaman kaldıracının ne olduğu ile ilgili bir şeyiniz yoksa, fikriniz yoksa arkadaşlar bu kelimeyi not alın. Bilen arkadaşlarım da varsa yazarsa eğer diğer arkadaşlara da yardımcı olur. Zaman kaldıracı. iki kelime. Zaman kaldıracı. Bu iki kelimeyi araştırın. Çok önemlidir. İletişim becerisi her işte gerekmiyor olabilir. İletişim. Ancak Network marketing işinde çok 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 önemli. Evet ürün var mı? Var. Evet. Parayı verirsiniz. Karşılığında faturalı bir şekilde servis veya ürününüzü alırsınız. Ee, ancak e, işin içine iletişim, bu iş gerçekte bir iletişim becerisi işidir. Gerçekte bir iletişim işidir. Ve sizlere ya da bu sektörde en büyük parayı her zaman liderler kazanır. Liderleşmiş olan insanlar kazanır. Ee, neden bu para bu insanlara en çok bu, e, para, liderlere ödenir? Bunun bana sorarsanız tek bir cevabı var. İletişim, gerçek bir iletişimciye dönüşmüşlerdir. O yüzden dolayı çok büyük para ödenir bu insanlara. Evet, nasıl başladım? Ee, tabii cepte para yok, üniversite öğrencisiyim o zaman. Ee, şey vardı, e, öğrenci kredileri vardı. Krediyi çektim, aynen e, bu işe yatırdım ve... Network marketing işine ilk e, adım attığım zamanlardır. Hangi konularda zorlandım? Özellikle onları sizinle paylaşayım. E, tabii ki ilk duyduğum hayırlar. Yani reddedilmek bu işin doğasında vardı. Bunu hissediyordum. E, sponsorlarım tarafından da bana söylenmişti bu. E, ve işte hayır duyacağınızı biliyorsunuz ya da red Red, e, gerçek büyük iş adamları mutlaka red duymuşlardır Reddedilmişlerdir Ya da reddedilmeye devam ederler e, Ancak bir imparatorluk kurabilmişlerdir Bu işte de aynı şey vardı Bunu biliyorsunuz ancak kalbinizin yine içinde bir yerlerde Bir sızı hissediyorsunuz Yani reddedilmek e, Tabiatımıza çok fazla uymayan bir şey e, ilk Ben de ilk hayırları duyduğumda Redleri duyduğumda Tabii ki afallamıştım bir anda Ondan sonra sponsorumu aradım sağ olsun e, Dedim ki ya, yani e, ben ilk başladığımda zannediyordum ki sadece ben biliyormuşum. Yani başında yakaladım dedim. E, fakat o sokağa çıkıp insanlarla konuşmaya başladığımda, arkadaşlarımla, akrabalarımla, çevremle konuşmaya başladığımda insanların bana tepkisi şu olmuştu. Günaydın Yavuz. Günaydın. Ve şey şaşırmıştım. E, tabii ki seri bir şekilde ben devam ettim. İnsanlara fikri sunmaya devam ettim. Ancak bir yerlerde şey vardı. Yani bir sorun vardı. Derken tabii ki e, e, insan bitti. Yani tanıdık çevrem, sonuçta hepimizin belli sayıda tanıdık çevresi var ve tanıdık çevrem bitti. Tükenmişti artık. Ve ben bir tek bir küçük fersah bile yol alamamıştım bu sektörde. E, tabii bıraktım. Yani part-time olarak sürekli e, yapıyordum. Bıraktım. Daha sonra <laughs> bu işin öyle bir tabiatı var ki siz işi bıraksanız bile iş sizi bir şekilde bırakmıyor. Bırakmadı beni bir şekilde. Neden bırakmadı arkadaşlar? Ee, i̇nanın sebebi, gerçek sebebini yıllardır kendi kendime soruyorum, bulamadım. Ee, ve bir liderden şunu duymuştum. Ee, şunu söylüyordu. Diyordu ki, demişti ki Yavuz, bu işin başladığı an tanıdık listenin bittiği andır. Tanıdık listen bittiği anda gerçek network marketing işin başlar. Tanıdık listenle yaptığın çalışmalar sana bu işi öğretir. Soğuk piyasa denir. Tanıdık piyasasının haricindeki piyasa. Yani tanımadığınız ya da yeni tanıştığınız insanlar ya da şimdilik tanımıyor olduğunuz insanlar diyelim biz onlara. O insanlar ilk görüşmeniz artık işin gerçekte başladığı yerdir. Eğer ki iletişim becerilerinizi geliştirdiyseniz bana sorarsanız eğer tanıdık çevreniz olsun ya da sıcak çevre veya soğuk çevre bunun hiçbir önemi yok hiçbir önemi yok. Eğer ki iletişim becerilerinizi geliştirebildiyseniz. Ee, ve hatta ve hatta ben e, bu işi tamamen soğuk piyasanın soğuk piyasada yaptım. Yani popüler deyimle söylüyorum. Bana sorarsanız o soğuk piyasa değil. Şimdilik şimdilik soğuk piyasa. Aslında en doğru tanım herhalde bu olsa gerek. Şimdilik soğuk. Çünkü şimdi tanımıyorum ben o insanları. Ancak bir merhaba dediğimde, selamun aleyküm dediğimde e, insanlar aynı şekilde cevap veriyor ve tanışıyoruz. Ve o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Uzatmayalım. E, Evet, yani zorlandığım konular bunlardı. Tabii ki o reddedilişler zorluyordu. Ee, yıl, gel zaman 2004 yılında bir şirket değişikliği yapmıştım. Yani e, distribütör olduğum şirketin haricinde başka bir distribütörlük, başka bir şirketin distribütörü olmuştum. Ee, i̇lk firmada 97-2004 yıllar arasında sıfır çektim. Yani hiç kimseyle sıkışamamıştım, hiç kimse benimle ortak olmamıştı. Ya da benim e, becerilerimi henüz geliştirememişim. 2004'ten itibaren 2012 yılına kadar e, bir kişiyle sıkışabildim. Yani toplarsanız eğer şöyle bir 12-13 senede sadece bir kişiyle sıkışabilmiş birisiyim. E, evlendik tabii. 2007 senesinde ile evlendik. E, bu, Şule network marketingden nefret ediyor. E, ben şunu çok iyi biliyordum eğer ki bu işte başarılı olmak istiyorsam günün birinde ne zaman olacağını hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şule'yi mutlaka yanıma alabilmeliydim. Bu, bu çok önemli bir konuydı benim için. Yani ne yaptığımdan ziyade Şule'yi yanım almam çok önemliydi. Tabii e, belli dönemler bıraktım e, bu iş kesinlikle bana göre değil dediğim zamanlar oldu. Yani bu işi şuna inandırmaya başlamıştım kendim artık. Yani bu iş, e, network marketing işi belli insanlara hitap eden bir iş. Belli e, kalifikasyonlara sahip, belli özelliklere sahip insanlara hitap eden bir iş. Ve e, o kişi ben değilim. Yani olsaydı bugüne kadar bir şeyler olurdu. Bu düşüncedeydim. Ancak e, şunu söyleyeyim size, bilgiden hiç kopmadım. Yani bugün geriye dönüp baktığımda, bugün geldiğim noktada bu sektörde e, on binlerce insanı tanıyorum. İsmen, isim soy ismiyle tanıyorum. Onlar beni bir şekilde tanıyor. Bugün geldiğim noktada arkadaşlar tek bir şeyi e, ben doğru yapmışım. E, bilgide kalmışım. Yani e, bilgi fişini e, şeyden çekmemişim, prizden çekmemişim. Ben bunu anlıyorum. Evet. Şimdi e, bu işte başarılı olmanın e, temel prensibi şudur: işinizi, işinizi e, sürekli olarak belli bir e, ritimde, ritimde e, insanlara gösterebilmeniz lazım, ürünleri sunabiliyor olmanız lazım. Bir sunum deriz biz buna. Sunum, sunumu yapıyor ol, e, yapıyor olmanız gerekiyor. E, eğer kişi yoksa, yani sunum yapacağınız kişi yoksa, insan yoksa diyelim biz ona. Ee, Tabi ortada ciro yoktur. Ciro yoksa kar yoktur. Kar demek para demek para da yoktur. Dolayısıyla işinizi daha fazla sayıda insana göstermek durumundasınız. Ee, iki, e, ne zamandı? 2010 senesi olması lazım. Tabi benim e, tekrardan network marketing'e dönüş zamanlarım. Şule ile evlendik. Aradan 3 sene geçti. Artık hayatımız belli bir rayına oturmaya başladı ee, tabii eve geç geliş geç gelmeye başladım ben. Şöyle bunu bir şekilde fark etmişti. E, ee, neden eve geç geliyordum ben? Ondan sonra sen dedi yine şu saçma sapan iş, işin peşinde misin yoksa gibi bir, bir, şey söyledi bana. Ondan sonra ben şurayı şöyleyle oturdum ve şöyleyle konuştum. Dedim ki bak ben bu işin 97 senesinden beri içindeyim. Bu işe bu kadar yatırım yaptım, bilgi yatırım yaptım, zaman yatırım yaptım, efor yatırım yaptım. Evet ortada şu an için bir sonuç yok. Ancak ben bu işte başarılı olmak istiyorum. Bu sektörde başarılı olmak istiyorum. Çünkü bu sektörde başarılı olduğumda alacağım çok büyük keyif var. Ben bunun farkındayım, bunu hissediyorum. Bunu izliyorum, bunu gözlemliyorum. E, Şule o akşam e, bana e, herhalde ne diyeyim e, kabul etti. Yani bu işi çok sevdiğimi, gerçekten aşık olduğumu bu sektöre... Ha, telefon geldi arkadaşlar. Şuradan bir yerden kapatayım. Ben ilk canlı yayını... Evet, şu an tekrar ha, telefon geldi. Telefonu kapattım. Kapatmam gerekiyormuş, bilmiyordum. Öğrenmiş olduk. Ee, şu e, Benim çabalarımı görmüştü Şule. Yani gerçekten bu işi sevdiğimi, başarılı olmak istediğimi anlamıştı o akşam. Ee, bir Aralık akşamı. Hiç unutmuyorum. Benim hayatımda ne olduysa hep Aralık aylarında olur. Ee, çok büyük değişimleri hep Aralık aylarında yaşarım. Ee, dedi ki, ya bu işi, bu işi neden internetten yapmıyoruz ki? Dedi. E, ee, ben de tabii yılların birikimi, tecrübesi var. İçimizde de ders verme şey var. Şulet bir şey bilmiyor ki iş hakkında. Ben de dedim ki yani saçmalama. Yani bu iş beş duyunun bir arada olduğu ortamda yapılan bir iştir. Dolayısıyla bu iş internetten yapılamaz. Ee, neden yapılamasın dedi, yapılabilir dedi. Nasıl yapılacağıyla ilgili onun hiçbir fikri yoktu. Benim de hiçbir fikrim yoktu. Ancak ben o fikri de reddettim. Yani çünkü bilmeyen birisi, sen kimsin, ne anlarsın modundayım ben. Tabii o gece e, ben internete girdim yani kafamda bir soru işareti oluştu ve internete girdim internette e, araştırmaya başladım yani network marketing işte internet network marketing internetten nasıl yaparım nasıl başarılı olurum gibi araştırmaya başladım arkadaşlar çok büyük bir vizyon olduğunu gördüm ben özellikle Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da yurt dışı sitelerde işte ne bileyim Avustralya olsun diğer sitelerde olsun. E, fikir şuydu. Ben insanları bulmayayım. insanlar beni bulsun. Ben davet etmeyeyim. E, insanlar beni davet etsin. Ya da daha doğrusu daha doğru söylemek gerekirse ben kendimi davet ettirebilmeliyim insanların yaşamına. Yani e, diğer türlü diğer türlü olan şey şuydu hep hayatımda. Hep insanlara baskı yapan bendim. Onlara yaklaşan e, iletişim becerilerim de yok. Bir şekilde yaklaşmaya çalışıyordum insanlara. Fakat insanlara zarar şey veriyordum yani rahatsızlık veriyordu bunu bunun fark etmiştim. Ee, ondan sonra e ve interneti nasıl kullanabilirim bunun derdine düştüm. Tabii kafamda binlerce soru vardı nasıl yapacaktım yani e bu yapılabiliyor yani bunu gördüm eğer e bu insanlar yalan söylemiyorlarsa ya da yalan bile olsa güzel bir fikirdi en azından onu söyleyeyim bu fikrin peşine düşmeye değerdi benim için o fikrin peşine düştüm. Ee, ...ve çok ciddi çalışmalar yapmaya başladım. Binlerce soru vardı kafamda. Yani önce deniyordu ki... ...işte e, internet ortamında bir varlığın olmalı... ...işte bir blog... ...işte domain, hosting falan... ...sadece isimlerini duyuyordum. Onun haricinde hiçbir bilgiye sahip değildim. Ne domain biliyorum, ne hosting biliyorum... ...ne e-maili biliyorum... ...ne bir e-mail hesabı açmayı bile bilmiyorum. Yani bu durumdaydım. Ee, ancak çok istedim. Yani e, buna, buna inanmak istiyordum. Yani internetten network marketing işinin inşa edilebileceğine inanmak istiyordum ve çok istiyordum. Kafamda dediğim gibi binlerce soru vardı. Zaman içerisinde şunu da anlamıştım. Soruların sayısını bir şekilde azaltmam gerekiyordu. Azaltmam, kafamı, zihnimi sakinleştirmem gerekiyordu ve soruları tek tek elemeye başladım. Şunu düşünmüştüm. Eğer doğru soruyu sor ya da birkaç tane doğru soruya indirgeyebilirsem her şey çok güzel olacak. Ve arkadaşlar geçen aylar içerisinde en son artık tek bir doğru soruya indirgeyebildim ben bunu. Soru şuydu benim için ya da doğru soru şuydu. Ben ne yapmalıyım ki insanlar benim posta kutuma gelsinler ya da inboxıma gelsinler. Ben ne yapmalıyım ki insanlar benim inboxıma gelsinler. Hiç tanımadığım insanlar benimle tanışmak istesinler. Benim hakkında daha fazla detay almak istesinler. Hatta ve hatta işlerinden bazıları network marketing işimin ne olduğunu bana sorsunlar. Ben de onlara anlatabileyim. Yani hani deriz ya maça 1-0 önde başlamak. Yani maça 1-0 ben önde başlamak istiyordum. Geçen 12-13 sene boyunca maça hep 1-0 yenik durumda başlayan bendim. Yani birçoğunuz belki aynı şeyi yaşıyorsunuz. Tanımadığınız veya tanıdığınız insanlar. Eğer iletişim becerileri sağlam değilse e, burada sıkıntılar var. Ve interneti tabi internet çok etkin bir araç. Eğer doğru bir şekilde kullanabilirseniz kendine has kuralları olan bir araç. har vurup harman savuramayacağınız bir araç. Çok çok değerli bir araç. Eğer kıymetini bilebilirseniz bir defa 7-24 çalışır. Tamamen pasif olarak çalışır. Doğru bir kurgu yapabilirseniz eğer size 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 gerçekten çok ciddi anlamda para kazandırabilir bir aday fabrikasına dönüştürebilirsiniz interneti. Ee, tabii şimdi anlıyorum. O zamanlar benim yanlış anladığım bir şey vardı internetle ilgili. Ben zannediyordum ki internet benim takımımı inşa edecek. Yani ben bir şey yapmayacağım, oturacağım ve takımımı internet inşa edecek. Ee, bu düşünce bu düşünce tabii ki yanlış bir düşünceymiş. Ben daha sonradan bunu anladım. O konuyla ilgili sizi de uyarmış olayım. Ve hemen yeri gelmişken söylemiş olayım. Arkadaşlar interneti tek bir amaçla kullanacaksınız, e, kullanmak durumdasınız Network marketingte veya da hangi işi yapıyor olursanız olun, e, yeni insanlarla tanışmak, yeni insanlarla bir merhaba demek, bir merhaba demek. Ondan sonra tabii ki tekrardan bu insanlarla fiziksel dünyada e, ya da offline dünyada diyebiliriz, buna e, bir şekilde başlatmış olduğunuz muhabbeti derinleştirmeniz e, gerekecektir. Eğer e, offline dünyadaki iletişim becerileriniz zayıfsa, bu konuda kendinizi geliştirmek durumundasınız. Dolayısıyla internetin amacı size e, internet size downlayları inşa etmeyecek. Böyle bir böyle bir internet yapısı yok. Varsa da güvenli değil. E, var ya da varsa da ben bilmiyorum. Evet, online dünyanın dediğim gibi kendine has bazı kuralları var. Buradaki akış genelde şöyledir. E, önce yatırım yap, öğren öğret. Yatırım yap, öğren, öğret. Diğer bir deyişle para harca. Para harcamayı göze almak durumundasınız arkadaşlar. Bakın birçok şeye para harcıyoruz. Hepimiz harcıyoruz. Kendinize, kendi gelişiminiz için, kişisel gelişiminize harcadığınız parayı gözünüzün görmemesi lazım. Yani o paraya acımayın. Öğrenin. Ben öğrendim. İnternetle ilgili öğrendim ve bugün geldiğim noktada şu anda network marketing işimde 22 kaç 20 bin kişinin üzerinde bir şeyi var. Yani insan topluluğu oluştu, organizasyon büyüklüğü oluştu. Bir şeyi bir şeyi bunların tabi lider liderleriyle inşa ettik, liderlerle inşa oluyor iş. Şu vardı. Onların onlarla benim ortak ortak hedeflerim varmış. Birbirimizi tanımıyorduk tanımıyorduk. Benim bloğum sayesinde tanıştık bir şekilde. E, onların internetle ilgili veyahut da her neyi hayal ediyorlarsa bir hedefleri varmış ya da amaç ama e, ulaşmak istedikleri amaçları. İkimizin de ortak şeyleri var. Yani birbirimizi tanımıyoruz ancak ikimizin de ulaşmak istediği ortak şeyler var. Yani internette atıyorum bir işte satış sayfası, işte internetten para kazanmak gibi 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 bunun gibi şeyler. Eee Farkı yaratan şey şuydu, ben onlara göre biraz daha farklı bir şeyler biliyordum. Yani bu konuda biraz daha yol almıştım. Yani Türkiye için konuşuyorum. Şu anda tabii ki birçok arkadaşımız bizden çok çok daha iyi durumdalar. Her geçen gün bunları sayısı artıyor. Çok daha iyi durumda, İnterneti çok daha etkin bir şekilde kullanıyorlar. Ee, arkadaşlar tekrar diyorum yatırım yapın, para harcayın. Bakın neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Arkasında bir şey var. Ee, Türk, e, network marketing ya da MLM ya da işte ne bileyim network marketing nedir gibi bu tür kelimeler şu anda internette en çok aranan kelimelerden bazıları. Eğer bu kelime grubu internette bu kadar çok aranıyorsa demek ki bu sektöre çok ciddi anlamda talep var demektir. İnsanlar bu sektörü araştırıyor demektir. Talep gören kelimelerdir. Ve e, eğer ki siz bu alanda kendinizi eğer geliştirdiyseniz ve insanların insanların karşısına e, bu konuda e, bilgili lider konumunda yol gösterici konumunda çıkarsanız eğer bu bu şekilde kendinizi konumlandırabilirseniz e, insanlar belki de e, sizinle çalışmayı da tercih edebilir. Bakın sadece sizi tercih etmez, çok sayıda insan karşısına çıkar aralarından bir tanesi de eğer sizseniz sizi de tercih edebilir. Ne demek istiyorum? Örnekle açıklayayım. Bir sürü network marketing firması var dünya kadar e, ve bir şekilde insanlar oturuyorlar ve bu firmaların bir şekilde sunumlarını dinliyorlar. Adaylar genelde söyledikleri cevap ne oluyor bunlara? Ben bir düşüneyim. Ben bir düşüneyim diyen aday daha sonra arkadaşlar eğer kafasında o an için karar verememiştir. Kafasında ama soru işaretleri vardır ya da kafasında bir ışık yanmıştır. Eve gider, Google'ın başına, Google'a sorar ve internet üzerinden araştırma yapmaya başlar. Bu sektör nedir? Başka firmalar da mı? Aa bir sürü firma varmış. Aa bak başka insanlar da varmış. Aa bak buradan başka liderler de ortaya çıkmış. Çok daha tecrübeli insanlar var. Ve e, o kişiye belki düşüneyim demiştir ama internette araştırmaya yaptı, araştırmayı yaptığında karşısına çıkacak olan kişilerden bir tanesinin siz olmanız gerekiyor. Yani bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve bunun için arkadaşlar para harcayın. Para harcamaktan korkmayın. Sosyal medya uzmanları var. Onlardan mı ders alırsınız ya da ne bileyim kurs mu alırsınız. Ben bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda para harcadım ve para harcamaya da devam ediyorum. Çünkü geleceğin geleceğin sektörlerinden ya da bu konuda kendimi sürekli olarak diri canlı tutmam, bilgi seviyemi sürekli olarak üst seviyelerde tutmak zorunda olduğumu biliyorum. Dolayısıyla size tavsiyem bu. Ben bir düşüneyim deyip gelip internette arama yapan insanların karşısına çıkacak olan insanlardan bir tanesi olun. Eğer ki internet ortamında gerçekten değerinizi bir şekilde sunma, sunabilmeyi başarabiliyorsanız bu eğitimle olur. Dediğim gibi para harcamakla olur, bütçe ayırmakla olur korkmayın. Korkmayın kendinizi ayırdığınız bütçeden ve bu insanların karşısına çıkan insanlardan bir tanesi olursunuz ve kim bilir belki de sizi tercih ederler. Tıpkı beni tercih ettikleri gibi. Herkes beni mi tercih etti? Hayır beni tercih etmedi tabii ki. Başkaları dünya kadar lider var ya da lider adayı var onları tercih edenler oldu. Siz, bizi tercih ediyorlarsa sizi de tercih ederler. Bu konuda yeter ki kendinizi geliştirin. Size en önemli tavsiyem bu. Ee, neler paylaşacaksınız? Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ne paylaşacağım? Yani değerden kastınız nedir? Arkadaşlar değer, değerdir. Yani bir, e, bir defa bir bloğa sahip olun. E, mutlaka bloğunuz olsun ve isim soy isminiz olsun. Atıyorum işte e, ömerbüyükbaş.com Şimdi e, Ömer'in şeyi gördüm, e, yazısını gördüm, yorumunu gördüm. .com ya da fatmakoçoğlu.com bunun dışında e, isminizle herhangi bir şirketin ismini yan yana getirmemeye çalışın. Çünkü günümüz e, dünyasında, ticari dünyasında e, birçok firma yeniden doğuyor, birçok firma yok olup gidiyor bir şekilde. Ve bu firmalar e, yok olup gittiğinde sizin isminiz hala daha o firmayla anılıyorsa bu hiç de iyi bir izlenim bırakmıyor insanların zihinlerinde. O yüzden... Sizin isminiz her şeyden bağımsız olmalı ve yaratmanız gereken marka değeri sizin isminiz olmalı. İsminiz soy, soy isminiz. İsminiz soy isminiz. Ma marka bu olmalı. Ve değer. Şu olabilir bir bilginiz yani network marketing hakkında bilginizi sun, bir defa sunun. Yani nereden alacaksınız bu en, en güzel kaynak e, şirket toplantılarınızda e, birçoğunuzu ben görüyorum notlar tutmuyorsunuz. Çok çok büyük bir hata yapıyorsunuz ve büyük para kaybediyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Not tutmamakla. Çünkü bu eğitim notları eğer internet bilgisiyle, interneti kullanma bilgisiyle birleştirildiğinde size tabiri caizse para basar. Ve pasif olarak para basmaya devam eder. Şirket toplantılarınızda. Masa başı toplantılarınız, şirket, işte otellerde toplantılar düzenleniyor veya hemen hemen bütün ciddi şirketlerin yapmış olduğu kamplar var. İşte iki ayda, üç ayda, beş ayda bir neyse yapmış olduğu kamplar var. Burada inanılmaz bilgiler paylaşılıyor bu bilgilerden bu bilgileri çok iyi not alın. Bu bilgilerin sesli kayıtlarını alın. Ne bileyim videoya çekin. Buradaki her bir bilgi kırıntısından arkadaşlar sayfalarca blok yazısı çıkar. Veyahut da sadece blok yazısı mı? Hayır. Bunu şeyde paylaşabilirsiniz. Ee, küçük küçük 2-3 dakikalık YouTube videolarıyla paylaşabilirsiniz. Video marketing günümüzün en önemli bilgi paylaşım araçlarından bir tanesi. Çünkü canlı ee, resim o kadar ilgi çekici olmayabiliyor veya işitsellik o kadar ilgi çekici olmayabiliyor ancak video marketing kesinlikle YouTube ve size bir sır daha vereyim bakın günümüzde en büyük arama motoru Google'dır değil mi? Google ikinci en büyük arama motoru nedir biliyor musunuz? aklınıza muhtemelen işte Bing gibi ya da Facebook ya da otur şeyler geliyor YouTube ikinci en büyük arama motoru YouTube'dur bunu unutmayın ee, dolayısıyla bu en büyük arama motorunda eğer kendinize bir şekilde yer ayırabilirseniz ve doğru etkin bir şekilde kullanabilirseniz ki eğitim alın bu konuda, para harcayın ve bütçe ayırın. Size en önemli tavsiyem. Blok yazısı şeklinde paylaşabilirsiniz eğer kaleminize güvenebiliyorsanız. Eğer kaleminize güvenemiyorsanız size tavsiyem şudur. Kişisel gelişim kitapları okuyun. Sadece kişisel gelişim kitaplarıyla sınırlı kalmayın. Çünkü kişisel gelişim kitaplarının çoğu çeviri kitaplar. Bir, iki, bir anlamda yemek tarifi gibi olan kitaplar. Kesinlikle önemini yatsımıyorum. şey, önemini vurguluyorum. Çok önemli kitaplar bana da çok bir şey katmıştır. Hala da katmaya devam ediyor. Okey. Ona hiçbir şeyim yok. itirazım yok. Arkadaşlar bakın, enteresan bir şey paylaşayım sizinle. Roman okuyun ve Türkçe yazarların romanlarını okuyun. Türkçe yazarların hikayelerini okuyun. Birçok network marketing toplantısında bu konulara belki değinilmiyor. Çok çok önemli. Günümüzde insanlar birbirleriyle chatleşir gibi konuşuyorlar. Gençlere bakıyorsunuz cep telefonları tabii hepimizin elinde ama onlar özellikle sesli harfleri falan çıkarttılar artık. Hatta sessizlerin bile bazılarını kullanmıyorlar. Chatleşiyorlar. Ve zamanla bu dillerine değerleşiyor. Ben sokakta bazen gençlerin konuşmalarına şahit oluyorum arkadaşlar ne demek istediklerini anlamıyorum yani bir şey ifade etmiyor benim için çünkü sadece kelimeyle konuşuyorlar kelimelerle yani cümle oluşturma diye bir şey yok eğer cümle kurmuyorsanız güzel Türkçe'mizi doğru bir şekilde kullanmaya gayret göstermiyorsanız insanlarla konuştuğunuzda iletişime geçtiğinizde güveni oluşturmak o kadar da kolay olmuyor. Bakın, Türkçeyi güzel bir şekilde kullanmak, e, güven çok iyi, e, çok kaliteli bir güven oluşturma aracıdır. Çünkü bu işte biliyorsunuz network marketing'te ilk anla ilk etapta güven oluşturmak durumundasınız. Sadece bu işte değil, her sektörde öyledir. Ki bu işte çok daha baskındır bu. Güven oluşturmak durumundasınız. Dolayısıyla Türkçeyi kullanın. Türkçeniz gelimi İki sayfa, üç sayfa roman okuyun. Çevirileri çok fazla tercih etmeyin. Benim tavsiyem odur. Mutlaka okuyun. Onları da okuyun. Ama önceliği Türk yazarlarına verin. Ee, Atilla İlhan'ın çok güzel bir sözü vardı. Ee, der ki Atilla İlhan, bir e, hikayeyi, bir romanı ya da bir şiiri çeviriden okumak bal kavanozunu, e, bal kavanozunu dışarıdan yalamaya benzerdir. Ee, çok güzel bir söz bence. Ee, Türk yazarlarını okuyun arkadaşlar. Ve... Tabii ki bu zamanla sizin kaleminize yansıyacaktır, kaleminizin kalitesini arttıracaktır, yazılarınızın kalitesini arttıracaktır. Onun haricinde tabii ki Facebook sayfalarınız mutlaka olsun. Bunlarla ilgili uzmanlardan ders alın, kurslar alın. Çok sayıda kendinize seçin. Hatta ben de size tavsiye edebilirim. Özelden eğer yazarsanız bana buradan tavsiye mutlaka olur. Benim de çalıştığım kişiler var, arkadaşlar var. E, ...çok faydalı e, olmuşlardır bana. Sizlere de faydası olabilir. E, ne bileyim mesela ben çok etkin bir şekilde kullanmıyorum gerçi ama... ...mesela Twitter... ...çok etkin bir e, sosyal medya aracı ve... ...network marketing işinizi de çok ciddi bir şekilde büyütebileceğiniz bir araç olabilir. E, vesaire 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 gibi araçlar. Evet. E, kurgu genelde de şöyle olur arkadaşlar. Bir tane bloğunuz vardır. Kendinize bir blok oluşturursunuz. Bu blokta çok fazla detay, her türlü detayı blokta paylaşmazsınız. Yani genelde kurgu şöyle olursa, blok yazısı veyahut da ilk açılan ana sayfada merak uyandırıcı bir içeriğin olması önemlidir ve mutlaka bir kontak formu. Bu kontak formu size, sizin listenizi büyütür. Autoresponder dediğimiz, oto auto yanıtlayıcı sistemler vardır. Türkiye'de de var. İşte Amerika girin mesela, yurt dışındaki sayfaların hepsinde vardır ben de 2011 yılından beri etkin bir şekilde kullanıyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sayfama girdiniz. orada isim soyisim. Ve diyorum ki size atıyorum. İşte network marketingten network marketing işinizi öğrenmenin sırlarını bu formu doldurarak öğrenin. İşte e-mail derslerimle öğrenin. Siz formu dolduruyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz, e-mailinizi yazıyorsunuz ve katıldığınızda o derslere ya da o evet o e-mail'leri istiyorum dediğinizde o e-mail'ler size önceden hazırlanmış e-mail'ler otomatik olarak gelmeye başlıyor. Bu arada sizin isminiz mevcut benim listeme ekleniyor ya da sizin gözünü sizin şeyinden konuşayım sizin listenize ekleniyor. Ve aslına bakarsanız bir kez yapmış olduğunuz online dünyada bir varlık, bir blog ve kurguyu bu şekilde yaptığınızda otomatik olarak dikkat edin. Her bir ziyaretçi geldiğinde formu doldurduğunda aslında listeniz büyümeye başlıyor ve devam ediyor. Şu anda benim listemin büyüklüğü yaklaşık 10.000 kişiye ulaştı. Listemin büyüklüğü. Bunlar kim biliyor musunuz? Gelmişler, sayfamı beğenmişler bir şekilde. Beni sevmişler, işte yazılarımı sevmişler. Ve bana e-mail adreslerini vermeye değer görmüşler. Neden bu insanlar e-mail adreslerini veriyor? Çok önemli. Karşılığında onlara mutlaka değerli bir şey sunmak durumundasınız. Bu bir e-kitap olabilir. Bu bir benim yaptığım gibi işte e-kamp olabilir. 50 dersten oluşan network marketing e-mail eğitim kursu olabilir. Karşılığında değeri sunarsanız eğer e bu spam biliyorsunuz spam suçtur. E Spamden çıkmış olursunuz. Yani karşıdaki insan kendi isteğiyle kaydolmuştur ve listenizi büyütmeye başlar. Ondan sonra arkadaşlar bugün günümüzde insanlar ee, korkunç yatırımlar yapıyor liste büyütmek için. Çünkü yarın öbür gün bu insanlar online bazı ürünler geliştiriyor. İnsanlara faydası olacak olan ürünleri servis ediyorlar. Ve ilk önce bu ürünleri bu kişiden al, satın alacak olan e, insanlar kim biliyor musunuz? İşte daha önce o insandan karşılıksız bir şekilde belki ücretsiz ilk etapta ücretsiz değer almış olan insanlar. Evet e ve insanları eğit bir şekilde eğitebilirsiniz. O e kamp e maillerini ben 2010 senesinde yazdım ve onlar sadece bir kez yazıldı. Bir kez yazıldı. Bir daha yazmadım. Yazdığım tek şey sadece yazmayı seviyorum. Blok yazılarıdır. Onu da sürekli rutin olarak yapamıyorum. Bu arada çok önemlidir. Mutlaka rutin olarak servis etmeye çalışın. Blok yazılarınızı çok önemlidir ayda yılda bir kere değil ya da işte 5 gün boyunca 30 tane yazı paylaşayım ondan sonra 6 ay boyunca hiç paylaşmayayım değil. Bir tane yazı paylaşın, haftada bir paylaşın ya da ayda bir ama ritmik olarak belli periyotlarda paylaşın. Bu önemlidir. Bu e, bu konuda da şey e, uzmanlık bilgisi satın aldığınız insanlar olursa zaten size bu konuyla ilgili şey verecektir, eğitim verecektir. Evet. Arkadaşlar özetle, özetle çok fazla uzatmayacağım. Evet, e, interneti network marketing işinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu e, internet sizin network marketing e, hatlarınızı inşa etmeyecek, böyle bir şey yok. Böyle bir şey e, ne ilişkiler anlamında mümkün, ne de teknik anlamda da mümkün e, e, mümkünatı yok. Gerçek, gerçek güvenilir, uzun vadeli karlı bir network marketing işinden bahsediyorum. Herhangi bir e, scam operasyonlarından bahsetmiyorum. Dolayısıyla kesinlikle interneti kullanabilirsiniz ee, ve bu sektöre çok ciddi talep var. Her geçen gün network marketingi, MLM'i araştıran insan sayısı artıyor ve bu insanların karşısına kendisini geliştirmiş bir insan olarak bir uzman kimliğiyle kendinizi konumlandırabilirseniz eğer bu ancak bilgi birikimiyle olur. Kendinize yatırım yapın. Eğer bu şekilde insanların karşısına çıkarsanız, bu insanların tercih edeceği, çalışmayı tercih edeceği kişilerden bir tanesi de siz olabilirsiniz. Herkes sizi tercih etmeyecek, başkalarını da tercih edecekler ama içlerinden bazıları sizi tercih eder. Bunu da unutmayın. Beni tercih etmiş oldukları gibi siz de tercih eder ve ee, eğitim notlarınızı özellikle onun haricinde kitaplardan elde etmiş olduğunuz en ufak bir bilgi kırıntısından bile arkadaşlar çok güzel blog yazıları çıkıyor size onu söyleyeyim. 2 ee, dakikalık 3 dakikalık YouTube videoları çok rahat çekebilirsiniz. Ee, artık cep telefonları çok kaliteli çekimler yapıyor. Bunları kullanabilirsiniz. YouTube kanalı sizin kendi televizyonunuz gibi olur. Televizyonunuz gibi kullanın YouTube kanalını. Ve bu e, değeri insanlarla paylaşabilirsiniz. Bunun içerisine mutlaka sadece teknik bilgi koymayın bloğunuza. E, paylaşımlarınıza aynı zamanda kendi kişisel değerlerinizi de koyun. Yavuz Bağcı bir network marketing profesyonelidir. Yavuz Bağcı aynı zamanda bir babadır. Başka bir kimlik. Yavuz Bağcı bir eştir, bir kocadır. Yavuz Bağcı e, ne diyelim? Mangal yakmayı çok sever. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar çok bilgiyi belli bir disiplinde paylaşabilirseniz belli bir hani usturuplu bir şekilde paylaşırsanız bir gün bir fotoğrafınızı görür. İşte mangal, barbekü neyse işte mangal yapmışsınız. İçlerinden birisi der ki aa ben de mangal seviyorum bu adama şey yapmam lazım Tanışma tanışmalıyım. Sizinle bir şekilde muhabbeti başlar. Bakın tek bir mangal yani hiç e, networkle bir araya getiremeyeceğiniz belki e, bir şeydir, bir konudur. Ancak ortak bir nokta yakalarsınız. Ya da ...kişilerin sizinle temas etmesi için gerekli bir sebep vermiş olursunuz insanlara. Veya da işte Yavuz Bahçı bir babadır, işte kızı vardır 3,5 yaşında. Başka hiçbir yerden ilgisini yakalayamayacağınız bir insanı sırf buradan yakalayabilirsiniz. Siz bilmiyorsunuz o insanların da, o insanın 3,5 yaşında da onun da bir kızı olduğunu... O görür sizin kızınız var 3,5 yaşında. Onun da kızı var 3,5 yaşında. Oradan bir merhabalaşmaya başlarsınız. O muhabbeti başlatırsınız. Ondan sonra muhabbeti derinleştirirsiniz. Ondan sonra online dünyadan çıkarsanız, Offline dünyada, fiziksel dünyada bir araya gelirsiniz. Beş duyunun beşinin de çalıştığı ortamda bir araya gelirsiniz. Arkadaş olursunuz, kanka olursunuz. Ve bakın soğuk piyasa bir anda sıcak piyasaya dönüşmeye başlar. Sır burada kendimizi eğitmekte arkadaşlar. Ve kendimizi eğitmenin bir bedeli var. Bunun için para harcayın. Para harcamaktan çekinmeyin. Kitaplar ya da işte dediğim gibi bu uzmanlık uzmanlardan, e, e, uzmanların bilgisini satın almaktan çekinmeyin. Korkmayın. Evet. E, umarım e, kaç? 38 dakika olmuş. Ben e, bir 15-20 dakikada herhalde biter diye tahmin etmiştim. E, daha fazla arkadaşlar vaktinizi almayayım. Herhalde bu video yayınlanıyor. Onu da bilmiyorum. İlk tecrübem bu. Yeni katılan arkadaşlarım da duysunlar. Herhalde e, şey yapacak. Şimdi bitir deyince herhalde video yayınlanacak. Oradan da seyredebilirsiniz. E, yorumlarınızı benimle paylaşın. E, yavuzbağcı.com e, blogumu da inceleyin. E, i̇nternet pasif pasif anlamda kullanabilirsiniz. 7-24 sizin adınıza çalışır. 7-24 sizi yeni insanlarla tanışır. Her yeni insan bir adaydır. İşiniz için bir adaydır. Çoğuyla tabii ki sadece arkadaş kalırsınız. Benim olduğu gibi binlerce insanla sadece arkadaşız. Onlar farklı firmada network marketing işlerini inşa ederler. Ben farklı firmada arkadaşlığımız her zaman bakidir. Ancak içlerinden bazıları bir gün gelir ki size e, birlikte çalışabilir miyiz? Bu teklif benim başıma geldi. Defalarca geldi. Sizlerin de başına gelebilir. Çünkü bir gerçek var ki 3 e, ayda bir arkadaşlar insanlar firma değiştiriyor. Her 3 ayda bir. Eğer bu insanların e, bu insanlardan bazılarını eğitmeyi becerebilirseniz, firmanıza güvenebiliyorsunuz, kendi liderliğinize güveniyorsunuz. Bu insanları e, eğitebilirseniz eğer, e, bu insanlardan doğru çok ciddi bir e, network marketing yapısı kurabilirsiniz. Hiçbir zaman sadece internetle bağımlı kalmayın. İnterneti e, etkin bir şekilde kullanın, tanışma aracı olarak kullanın. Ondan sonra offline dünyaya geçin, offline dünyada arkadaşlığınızı devam ettirin ve gerçek işi sokakta, offline dünyada kurun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu ilk tecrübemde beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi kocaman muhabbetle kucaklıyorum. Çok sağ olun arkadaşlar.